adama, kişiye, kişilere, gruplara, cemaatlere, vakıflara, derneklere hizmet işi bitti. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbulluların cebinden havuz medyasına aktarılan suyu kesti. İktidara yakın gazetelerden peş peşe kapanma haberleri gelmeye başladı. Star ve Güneş gazeteleri kepenkleri indirdi. Vakıflar adına iptal edilmiş tam 357 milyon liralık bir sürece nokta koymuş durumdayız. İBB'nin resmi verilerine göre havuz medyasına sadece 2 sene içinde tam 57 milyon lira reklam ödemesi yapıldı. Bu 15 milyon nüfuslu İstanbul'da çoluk çocuk yaşlı genç kişi başına tam 3.8 lira ediyor. Üstelik bu rakama Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorlukları dahil değil. Daha basit bir hesapla gazete, dergi, internet sitesi ve TV reklamları için havuz medyasına 2017 ile 2019 yılları arasında eski parayla tam 57 trilyon lira para aktarıldı. Haksız ve sebepsiz bir şekilde bu şekilde işten çıkarılmış olmamızı şiddetle kınıyoruz arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam pastasından en büyük dilim Sabah gazetesi, ATV ve A Haber'in de içinde yer aldığı Turkuaz Medya Grubu'na gitti. Ödenen reklam parası tam 15 milyon 293 bin lira. Bu tam tamına 7.570 asgari ücretlinin bir aylık maaşına ya da 5 milyon 881 bin 923 İstanbul Kart tam bilet fiyatına denk geliyor. Bir diğer hesapla günde ortalama 750 bin kişi taşıyan tüm metrobüsler yaklaşık 8 gün boyunca A Haber ve Sabah gazetesine çalışmış. İnanılmaz. Yani bu milletin parasını nereye harcıyorsunuz? Ve Yeni Şafak gazetesi ile TV Net, İstanbullular Albayrakların sahip olduğu yayın organlarına sadece 2 senede tam 9 milyon 127 bin lira reklam parası ödedi. Bu da halk ekmeğin sattığı normal ekmekten tam 12 milyon 169 bin 333 adet somunun fiyatına denk geliyor. Burası çok önemli. Çok önemli. Burası çok önemli. Burası çok önemli. Yorulmadık değil mi dinlerken? Bu çok önemli bir şeydir. Ve gelelim kapatılan Star ve Güneş gazetelerine. Türk Medya önce Emine Erdoğan'ın akrabası iş adamı Ethem Sancak tarafından satın alındı. Sancak medya grubunu bir süre sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cezaevi arkadaşı Hasan Yeşildağ'a devretti. Milli İrade'nin Sesi olarak tanımlanan yayın organlarına İmamoğlu'ndan önce 2 senede 5 milyon 764 bin lira ödendi. Gördüm ki böyle bir ilahi aşk iki erkek arasında da olabiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin reklam desteğini kestiği bir diğer yayın grubu ise Yeni Akit Gazetesi ve Akit TV. Akit grubu 2017-2019 arasında belediyeden reklam karşılığı 3 milyon lira kazanmış. Kanal 7 ve Ülke TV'ye ise yaklaşık 1,5 milyon lira ödenmiş. Bak, yok valla rengim bile bezişti şu anda. Bak istersen ben, reklam arası var bir nefes al. Ben çok rahatım. Demirören Medya Grubu da reklam pastasından üzerine düşeni aldı. Yeni Çağ gazetesinin haberine göre Milliyet, CNN Türk, Kanal D ve Hürriyet'e yaklaşık 700 bin liralık reklam verildi. Bunları alacağız. Bütün bunları biz görüyoruz. Bugün formunuzdasınız. Evet öyle ama ya ben... Alo Fatih skandalıyla gündeme gelen Habertürk ve Show TV'nin belediyeden elde ettiği reklam geliri ise 493 bin lira. Şimdi sıkı durun. Sıra Bilal Erdoğan'ın vakıflarının yayınlarına geldi. AKP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi TÜKVA ve Okçular Vakfı'nın yayınlarına sadece 2 sene içinde tam 415 bin lira reklam ödemesi yaptı. SETA Vakfı'nın birkaç bin satan Kriter Dergisi'ne ise 342 bin lira aktarıldı. Tüm bu devasa rakamlar sizce AKP'nin İstanbul seçimini aslında neden iptal ettiğini ortaya koyuyor mu? Ne dersiniz? Seçim neden iptal edildi başkanım? Çok basit. Çünkü çaldılar. Teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun.